Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesi'nden devam ediyoruz. Zühd, bir şeye rağbet etmemek, meyletmemek, soğuk ve ilgisiz davranmak, değersiz bulmak, yüz çevirmek, terk etmek gibi manalara gelen zühd, insanın dünyanın fani ve heveslere bakan yüzüne karşı tavır alıp alaka duymaması halidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimseye dünya hakkında zühd ve konuşma kabiliyeti verilmişse, ona yaklaşabilirsiniz. Zira o hikmeti telkin etmektedir buyurarak zühdü nazarlara sunmuştur. Zühd hakkında değişik yorum ve tanımlar yapılmış. Bazıları zühdün haramlarda söz konusu olduğunu, zira helallerin Allah tarafından mübah kılındığını söylemişlerdir. Böyle bir durumda Allah'ın kuluna nimetler ihsan etmesi, kulun da ona şükretmesi vardır. Böyle olunca, artık o kulun maddi imkanlarını elinden çıkarması, elinde tutmasından daha faziletli değildir. Bazıları zühd haramlarda farz, helallerde fazilettir demişlerdir. Süfyan-ı Sevri zühdün kuru ekmek yiyip kalın aba giymek olmadığını, bilakis onun dünyevi emel ve arzuları kısa tutmak olduğunu ifade etmiştir. Zühdle alakalı bu yaklaşıma Ahmet bin Hanbel ve İsa bin Yunus gibi zatlar da katılmışlardır. Zühdün mahiyetini anlama adına şu ayet bir esas ve ölçü kabul edilmiştir. Böylece elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız. Hadid suresi 22 ve 23. ayet. İbnül Cella, zühd dünyaya zeval olacağı nazarıyla bakmaktır. Böyle yaparsan dünya senin gözünde küçülür. Ondan yüz çevirmek kolaylaşır. Derken Ebu Süleymi Darani, zühdün Allah'tan başka bütün meşguliyetleri terk etmek olduğunu ifade etmiştir. Ahmet bin Hanbel'in şu ifadesi, zühdün dereceleri hakkında kapsayıcı bilgi vermesi bakımından önemlidir. Zühdün üç yönü vardır. Haramı terk etmek, avamın zühdü. Helalden ihtiyaç fazlasını terk etmek, hasların zühdü. Kulu Allah'tan başka meşgul eden şeyleri terk etmek ise ariflerin zühdüdür. Hudayl bin İyaz, Allah bütün kötülükleri bir eve koydu. Onun anahtarlarını dünya sevgisi yaptı. Bütün hayırları da bir eve koydu. Onun anahtarlarını da zühd yaptı diyerek zühdün paha biçilmez kıymetini dile getirmiştir. Samt. Susmak, sükut etmek demek olan samt hakkında şu hadis çok meşhurdur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse komşusuna eziyet etmesin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse ya hayır söylesin yahut sussun. Yerinde susmak büyüklerin özelliği olduğu gibi yeri geldiğinde konuşmak da şerefli bir haslettir. Susmayı tercih eden hak dostları konuşmadaki afetleri bildikleri için sükût etmektedirler. Ayrıca konuşmada nefsi koruma ve medh sıfatlarının izharı, hitabet kabiliyetini sergilemek suretiyle önde görünme meyli gibi daha başka afetler de söz konusudur. Bundan ötürü nefislerini terbiye ve terakki etme peşinde olan müminler için samt, manevi mertebelere mazhar olma ve güzel ahlakı elde etmede temel bir niteliktir. Ömer bin Abdülaziz güzel bir mektup yazdığında onu yırtar yenisini yazardı. Bütün hikmet sahipleri hikmeti sükut ve tefekkür yoluyla elde etmişlerdir. Ebu Bekir Farisi, insan konuşması gerektiği yerde konuşursa o hala samt dairesindedir diyerek lüzumlu konuşmanın sükût halini bozmadığına dikkatleri çekmiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, insanlarla az konuş, Rabbinle çok konuş. Öyle yaparsan ihtimal ki kalbinle Allah'ı görebilirsin buyurmuştur. Samt'la alakalı şu yorumlar da güzeldir. Dilin iffeti sükût etmesidir. Avamın sükûtu dilleriyle, ariflerin sükûtu kalpleriyle, aşıkların sükûtu ise kalplerini boş düşüncelerden korumakla olur. İnsana bir dil, iki göz ve iki kulak verilmiştir. Bu da onun konuşmasından daha ziyade görüp duyması içindir.